Merhaba, ben Hazar Amani. Bugün sizlere İngiltere'nin 1900'lü yıllarda kasabalarında başlamış ve şu anda bütün dünyaya yayılmış bir lezzetiyle tanıştıracağım. İsterseniz hemen başlayalım. Aslında bu 17. yüzyılda İngiltere'ye gelen İspanyol Musevilerin yaptığı kızarmış balıktan geliyor. Onlar sadece unla kaplıyorlarmış. Ama İngilizler tabii birazcık değiştirmiş bunu. Ve bugün bildiğimiz hale getirmişler. Bunun hamurunu yapmakla başlıyorum. Yaklaşık 200 gram beyaz un koydum. Sonra biraz sodaya ihtiyacım var. 150 mililitre civarında soda. Böyle güzel kabarık ve bir yandan ince olmasını istiyoruz bu hamurun. Balığın etrafında kızardığında. O yüzden maya koyacağım içine. Ve biz diğer malzemelerimizi yaparken bu mayayla neredeyse çok hafif bir ekmek hamuru gibi olacak. Çıptık unumuzla mayamızı. Tuzumuzu atalım. Bunun bazı yerlerde hamurunu yaparken içine curry koyuyorlar biraz da. Hem rengi biraz daha fazla sarı oluyor. Hem de curry'nin o ilginç, güzel baharatlı tadı geliyor ama biz burada orijinalini yapacağız. Evet, şimdi birazcık sirkeye ihtiyacım var buna koymak için. Bir parça incir sirkesi vardı elimde, onu kullandım. Sirke veya koyacağınız başka bir asit, limon suyu da olabilir bu. Kabardığında iyice hafif ve ince olmasını sağlayacak bu hamurun. Ve kızardığı zaman daha güzel, altın rengi olmasını sağlayacak. Evet, biraz karbonata ihtiyacım var galiba şuradaydı. Çok fazla değil. Şöyle bir çay kaşığı kadar karbonat koydum. Evet, bu hamurum hazır. Şimdi tıpkı ekmek gibi unun kabarmasını bekleyeceğim. O esnada da balığın yanında servis edilen geleneksel malzemeleri yapmaya başlayacağım. Sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Sonra patatesimize geçelim. Fish and chips, yani balık ve patates aslında. Ben de bunu sokak yemeği olarak başladığı için böyle ince patateslerle falan değil, kaba şekilde kesilmiş aslında parmak patateslerle en güzel buluyorum. Bugün de tıpkı onları yapacağız dediğim gibi. Bu normalde orijinalinde ilk başlarda gazete kağıdına sarıp servis edilmiş. Bir şeyi de kızartıp hemen kapattığınız zaman o kızarttığınızın bütün çıtırlığı gider aslında. O yüzden İngilizler buna floppy chips diyorlar. Biraz daha yumuşak oluyor ve üstüne genelde, her zaman demeyeceğim çünkü bazı insanlar sevmiyor, sirkeyle servis ediyorlar ve sirkeyle yiyorlar. Biz nasıl kızarmış patatesi hep ketçapla yeriz ya da dünyanın her yerinde öyledir. Orada ketçap, mayonez ve sirkeyle servis ediliyor bu. Evet, patateslerimiz tamam. Şimdi şuradan bir
Tava ve süzgeç bulacağım. Patatesleri direkt haşlamayacağım. Onun yerine süzgeçte buharla pişireceğim. Böylece o şekillerini kaybetmeyecekler ama içleri yumuşayacak. Buharda pişirdikten sonra bunların içleri güzelce yumuşadığında da balığı kızartacağım yağda, güzel çıtırlaşsın diye kızartacağım. Bu da tamam. Şimdi bunun yanında klasik ya da geleneksel ya da İngiliz gelenekseli servis edilen bir sos var. Tartar sos. Bizim de aslında bu burada tartar sos adını verdiğimiz bazı soslar var ama burada size orijinalini yapacağız. Onun için de dedim ki sıfırdan bir mayonez yapayım. Mayonez yapmak için biliyorsunuzdur. Yumurtanın sarısını kullanıyoruz. Birazcık tuz attım. Sonra limon almam lazım. Evet, yarım limonu da koydum. Şimdi çırpacağız biraz. Şuradan biraz da dereotu ekleyeceğim, hafif yeşil olsun. Zaten dereotunu koyacağım içine ama aynı zamanda tadını da versin mayoneze. Biraz da maydanoz ekledim. Yağımızı da alalım. Zeytinyağı değil, burada sıvı yağ kullanıyorum. Zeytinyağı biraz ağır oluyor mayonezlerde. Eğer evde yapmak istiyorsanız içine tabii hardalla veya başka şeylerle tatlandırabilirsiniz. Şu anda ben balık için olduğundan dolayı çok tercih etmedim bunu koymayı. Güzel. Biraz kornişon turşu, kapari, dereotu ve maydanozum var. Kornişon turşu, ondan sonra kapari, dereotu, maydanoz, soğanım burada, soğanımı aldım. Soğandan çok kullanmayacağım. Bir de eğer bu sosu birkaç gün kullanmak istiyorsanız soğanını içine katmayın. Diğer malzemelerin durmasında bir sakınca yok ama soğan bir süre sonra tadını bozuyor. O yüzden eğer saklamak istediğiniz bir sossa soğanını sonradan koyun. İnce ince kesiyorum. Soğanları mümkün olduğunca ufak doğramaya çalışın bunu yaparken. Açıkçası kimileri bu çiğ soğanı sevmiyor ama benim de balıkla inanılmaz yakıştırdığım bir şey. Evet, soğanımızı koyduk. Şimdi kornişonlara geçelim. Evet, kornişonları kestik. Bunları da ufak ufak küpler halinde doğrayacağım. Zevkinize göre bunu biraz daha acılı olsun diye isterseniz biber turşusuyla da yapabilirsiniz. O zaman tartar sos olmaz. Farklı bir isim bulursunuz ama gayet lezzetli oluyor. Benim ara sıra yaptığım bir şeydir. Jalapeno ile veya biber turşusuyla. Bu İngilizlerde ilginç bir şekilde fish and chips'i dünyanın her yerinde bulabiliyoruz. Yani şu anda da restoranların, kafelerin birçoğuna girin. Artık sokak yemeği olmaktan çıktı bu. Restoranların neredeyse hepsinde olan bir yemek ve kimileri gayet güzel parça balıklarla yapıyor. Ama orijinali bu aslında trollerle, endüstriyel devrimde trollerle avlanma başlandığında balıkçı kasabalarında çıkan ve sokaklarda satılan basit bir yemek. Balıkçıların aslında yediği, oradaki çalışan kesimin yediği bir yemek. Ama
Bence çok güzel bir keşif olmuş bu. Ve dediğim gibi artık en lüks restoranların bile kimi zaman farklı dokunuşlarla menüsünde olabiliyor. Kaparileri de kesiyoruz. Kimileri bu sosu yaparken bunların hepsini bu el blenderından veya mutfak robotundan geçiriyor ama ben onu çok sevmiyorum. Çünkü dokusunu bence bozuyor. Hafiften dişe gelmesini ben tercih ediyorum. Dereotu da koyalım. Son olarak da maydanoz. Kimi tariflerde bu tartar sosu yaparken içine haşlanmış yumurta da rendelerler. Ama biz onu yapmayacağız. Biraz ağırlaştırıyor çünkü o. Biz onun yerine kendi mayonezimizi yaptık. Hazır mayonez kullanmaktansa. Böylece asiditesini, ekşiliğini kendimize göre ayarladık. Sosumuz tamam. Patatesler, bakayım. Evet, neredeyse olmuş. Şimdi patatesleri almadan önce şöyle bir yerde kurutmak istiyorum patatesi ben. Bu fazlalık suyundan ne kadar kurtulursanız kızarttığınızda o patates o kadar güzel ve çıtır olacaktır. O yüzden şuradan bir havlu kağıt koyup bu patatesleri de onun üstüne alacağım. Güzel. Böyle buharda pişirdiğim zaman göreceksiniz siz de. Gördüğünüz gibi patatesin şekline bozuluyor. Bir yandan pişiyor, bir yandan da güzel o kenarları aynı şekilde kalıyor. Eğer önem veriyorsanız şekline yaptığınız yemeklerin tavsiye ederim buharda pişirmenizi. Şimdi o hazır su kaynarken bir de yine İngilizlerin genelde tercih ettiği bezelye püresi. Fish and chips'i bezelye püresi ile servis etmeyi çok seviyorlar. O yüzden biz de yapalım onu. Ki orijinalini yemiş olalım. Artık ben de şu balığın yağını atayım. Ve o ısınmaya başlasın. Bunu oldukça fazla yağda kızartmak gerekiyor. Fish and chips'i. Yani deep frying dediğimiz bizim yağın içine tamamıyla girmesi şeklinde oluyor. O yüzden bunu yaptıktan sonra yağ süzüp yeniden kullanmanızı tavsiye ederim. Hamurumuz ne durumda ona bakalım. Gayet güzel kabarmış hamurda. İstediğiniz kıvamda olup olmadığını anlamanın en güzel yolu da şöyle kaşıkla veya bir şeyle tuttuğunuzda şöyle kırılmadan aşağı doğru akması gerekiyor. Ki bu da gayet güzel olmuş. Zaten yaptığımız hamurun yaklaşık iki katına falan geldi. Bu güzel böyle kabarık bir balık olacağı anlamına geliyor. Yine geleneksel olarak İngiltere'de bunun ilk yapıldığı balık, hani dedik ya balıkçı kasabalarında başladı diye. Morina balığı, bizim burada morina balığı dediğimiz balık, İngilizlerin de kodu. Artık çok fazla kalmadı ne yazık ki. İşin ilginç tarafı da bu troller ilk defa çıkıyor endüstriyel devrimden sonra. Trolleme başlıyor. Bizim de ülkemizde yasak biliyorsunuz. Trollemeyle bütün balıkları kurutuyorlar. Şu anda bulunuyor hala, kodla yapılıyor ama o kadar eskisi kadar çok bulunan bir balık da değil. O yüzden biz burada ne yaptık? Çok güzel minekop vardı. Minekop kullandık veya kaya levreği derler. Ben açıkçası bunun da dokusunu ve tadını çok yakıştırıyorum. Ama normalde kod biraz daha beyaz, biraz daha etli bir balıktır. O da bilginize. Şuradan biraz un alalım. Evet, buradaki una da biraz tuz atmak istiyorum. Biraz da balıklara tuz atacağım. Balıklara attığım tuzu daha sonra peçeteyle alacağım. Çünkü balığın aslında derisindeki o fazlalık suyu almak istiyorum bu şekilde.
Bir yandan da bunu eğer birkaç saat önce yaparsanız balığın o dış yüzeyini çok güzel kurutursunuz. Balık kızarırken, kızardıktan sonra güzel çıtır çıtır olur. Fish and chips yapacağımız için derisini aldım. Kılçıksız fileto kullanıyorum. Evet, balığımız burada dursun. Yağında ısısına var. Evet. Bunu yaparken de özellikle büyük porsiyonlar olsun istedim. Olduğu gibi filetoyu ona buluyorum. Bazı restoranlarda, birkaç yerde dikkatimi çekmişti. Gerçekten lüks restoranlarda. Bu eskiden sokak yemeğini, eskiden sokak yemeği olarak çıkan bu yemeği çok pahalı balıklarla yapıyorlar. Mesela kalkan gibi. Açıkçası yakışıyor ama bir yandan da gerek var mı o kadar diye düşünüyorsunuz ister istemez. Bir de İngilizlerin ilginç bir şekilde cuma günleri fish and chips günleridir. Cuma günleri ailenin aslında kızartma yeme günüdür. Hatta böyle bir şey deyimleri var. Deyimleri demeyin de söyledikleri bir şey vardır. Thanks God it's Friday diye. Yani Allah'a şükür bugün cuma ama o tabii Friday'yi Friday'in iyisi yerine ye ile yazdığınız zaman kızartma günü gibi oluyor. O yüzden cuma günleri İngilizlerin kızartma günüdür. Evet, bu da tamam. Bunu da içine yedirelim. Ben şu ellerimi bir yıkayayım. Evet, bakalım yağ ısınmış mı? Onu anlamanın en güzel yolu da bir parça bu yağdan tatın içine, eğer yukarı çıkıyorsa ve kabarıyorsa ısınmış demek oluyor ki ısınmış. Bezelyemizi de buradan alayım. Çok basit bir şekilde sadece bir parça tereyağı koyup bunun suyunu da fazlalığını yok edelim. Birazcık tuz, karabiber. Bir parça tereyağı. Güzel. Bunun artık altını kapatabiliriz. Şimdi balığımızı alalım. Güzel. Her yerine bu hamuru yedirdiğinizden emin olun. Açıkta yeri kalmasın. Ondan sonra fazlalık hamurdan şöyle bir kurtulun. Akabildiği kadar aksın o. Sonra tam tavayı bırakmadan, çünkü tavanın izi olur o şekilde. Şöyle hafiften üstüne 10 saniye kadar şöyle tutun. Ki hamur şişip balığı yukarı kaldırsın. Ve sonra bırakın. Bezelyeleri de tereyağını bir yedirelim şöyle. Ondan sonra spatula ile şöyle gördüğünüz gibi hafiften eziyorum. Tam bir püre olmuyor. Sanki ezilmiş bezelye gibi oluyor. Tam istediğimiz renk bu. Güzel altın rengi bir balık. Arka tarafı da pişsin. Patatesler de demin söylediğim gibi güzelce pişti. Şimdi o dışının güzel çıtırlığını yakalamak için yağ atıyoruz. Şu anda inanın ki İngiltere'de dolaşırken fish and chips dükkanlarının önünden geçerken kokuyu anımsadım. Bu balığın hamurunu, balığı batırdığımız hamuru yaparken koyduğum sirke ısındığı zaman tam o şekilde kokuyor. Ve tabii balığın kokusu da aynı. Bunu da bitirelim artık. Evet, bunlar güzelce pişsin. Ben de yavaş yavaş şu ortalığı toplayayım ve sunumuna geçeyim bunları. Evet, dolaptan biraz da deniz tuzu aldım kendime. Bezelyelerim de güzel güzel oldu. Kaşığın arkasıyla ezdiğiniz zaman bezelyeleriniz zaten hazır oluyor. Şöyle ilk başta servis edildiği gibi servis etmek istiyorum. Yani onlar gazete kağıdına sararlarmış ama biz gazete kağıdına sarmayalım.
Evet, şimdi patatesleri çıkardık. Altında kapattım yağın. Balığımızı da zarar vermeden çıkartalım şöyle. Fazlalık yağları bir süzülsün buraya. Güzelliğimiz de tamam. Evet, artık şöyle güzelce buraya koyalım. Patatesleri de aynı şekilde şöyle koymak istiyorum. Üstüne birazcık şu deniz tuzundan koyacağım. Biraz da yine sirke koymak istiyorum. Malt sirkesi kullanılır aslında bunda. Ama ben malt sirkesi yerine biraz daha böyle tatlı olan incir sirkesi kullanmak istedim. Hem ekşiliği yerinde hem de tatlı bir tat verecektir. Üstüne de şuradan parça dereotu ve maydanoz. Güzel. Ve son olarak da tartar sosumuz. Ben açıkçası bol soslu seviyorum bunu çünkü o bütün turşuların ekşiliği çok yakışıyor buna. Ve bezelyemiz de. Evet, gördüğünüz gibi bir İngiliz klasiğini yaptık. İngiliz sokak klasiğini daha doğrusu. Biraz daha onun güzelleştirilmiş, farklılaştırılmış versiyonu oldu ama kullandığımız malzemeler haricinde gerçekten mantık bu. Bunun tek önemli tarafı şu hamurunun çıtır çıtır olması. Şöyle bıçağınızı vurduğunuz zaman görürsünüz ki kestiğinizde böyle neredeyse kırılsın balığın etrafında ve balık güzel ve sulu olsun içeride. Bu hakikaten çok iyi oldu. Birazdan tadına da bakacağım. Fumer, mais ça pue pour très longtemps.